Missing someone, love is all you're on. Missing someone. Merhaba arkadaşlar, yeni Clans of Clans videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Elektro saldırısı göstereceğim. Ya, güzel saldırılar var, hatta bu saldırı yine her saldırının piri olan kişilerden göstermeye çalışıyordum. Elektro saldırında piri var. O kişiden size göstermeye çalışacağım birkaç tane saldırı var. Onun şahsi yapmış olduğu saldırılar var. Odon'un saldırısı var ve klan savaşlarında saldırı var. Bunları size teker teker göstermeye çalışacağım. Saldırılara bir geçelim. Bu köyden başlayalım. Şimdi ilk öncelikle köyün savunma kısmına bakalım. Elektro saldırısında ne yapıyordu? O da genellikle okçu kraliçe ve kralı ayrı bir kısımdan yürütüyordu. Kendisine şunu bir okçu kraliçe ile ve barbar kralı kendisini sol kısmı ya da sağ kısmı temizleyecek bölgeden atıyordu. Yani temizleme görevini elektronun arkasını toplama görevi veriyordu. Hem elektronun arkasını toplama, yani elektro zaten herhangi bir şey bırakmıyordu arkasına, ama elektronun sağa sola kaçmasını, yani köye bir nevi toplama görevini burada okçu kraliçe ve barbar krala veriyordu. İki tane her zaman almıyor, alan oluyor, almıyor oluyor. Büyüleri kendisine göre değiştiren var. Stiller her zaman farklı oluyor ama bu da her zaman kendini garantiye alıyor. İki tane yıldırımını her zaman hava püskürtmesine karşı kullanıyor. Genelde böyle saldırılarda hiç zepline falan güvenmiyor. Zepline ya da balon alıyor. Klan kalesine yakın yerden saldırmayı tercih ediyor. Büyük olasılıkla bu kısımdan saldıracak ve saldırısını izleyelim. Ona göre yorumlarım. Farkındaysanız bunlar kalsın bir burada. Şimdi nasıl bir saldırı stresi edecek? Hangi kısımları temizleyecek ya da kenar kısımlara acaba yoğunlaşacak mı? Onu merak ediyorum. Direkt gösterdiğim hava püskürtmesini attı. Büyük olasılıkla üst kısımdan girecek ve sağ kısmını temizlemeyi tercih etti. Barbar kralla okçuyu oradan attı. Kaya balonu seçti. Zeptini almadı. Hemen direkt bekletmiyor. Hava patlatıcılarına karşı onları hemen egele etsin diye koruyucunun özelliğine basıyor. Rahat şekilde içeri girdi ve bir tane klan kalesine dondurma atarak artı onunla beraber belediyeyi de dondurdu. Rahat şekilde klandakileri takılmadan hem klanla birlikte bir klan kalesinde almış oldu. Belediyeyle beraber klan kalesini almış oldu. Rahat şekilde kaya balonu da patlamadan devam ediyor. Orada toplu durmaları aslında kötü oluyor. Taktik avcı uçağı hepsine zarar verdiği için. Ama taktik avcının uçağı düşürdü ve rahat şekilde köyü aşağıya kadar inmiş oldu. Krale şampiyonun sonradan saldığı herhangi cehennemler, misal elektrola kilitlendiği zaman sol alttan kısımdan saldı ve temizleme görevini verdi ona da. Orada elektro ulaşacaktır. Kaya saçar. Büyük olasılıkla onu alacak. Tek bir tane kaldı. Problem oluşturur mu? Oluşturur, ama dondurması olduğu için herhangi bir şey kalmayacaktır. Zaten canı yarım olduğu için kraliye şampiyonun özelliğiyle beraber onu çok rahat düşürdü. Ve böylelikle köyü hızlı ve etkili şekilde temizlemiş oldu. Son büyüsünü kullanmaya da gerek yok. Zaten artistik olsun diye orta kısmı attı onu da. Yani rahat aldığını göstermek. Köyü orta kısmı attı. Bu köy ve savunma stili, saldırı stili böyleydi. Diğer bir saldırısına geçelim bu arkadaşın. Diğer bir köyle yine köye saldırmış. Burada hava püskürtmenine bakarsak büyük olasılıkla klan kalesine yakın yere yıldırımı atacaktır iki tane. Vodon'un saldırıları klasik oluyor. Yani bu ordudan şaşmıyor. Sadece bebek ejder kısmı değiştirebiliyor. Büyücü ya da deminki gibi bir şey almıştı. Bir onu değiştirebiliyor. Fark ettim, buraya attı yıldırımını. Büyük olasılıkla o zaman ne kısımdan girecek? Bir bakalım, üst kısımdan girmeyi deniyor. Normalde belediye binasına yakın yerden gireriz dedik ama bu sefer tersten, diğer köyle tersten girmeyi tercih etti. Büyük olasılıkla bakalım okçunun ya da taktik avcı uçağının bu kısmın daha yakın olduğu için belki ana hattı temizlemek istemiştir, ama iki taraftan da köyün elektro saldırısıyla fullenebileceğini gösteriyor. Barbar kralı orada rahat şekilde özelliğini bastı. Hem cehenneme kilitlemiş oldu. Sağ kısmı temizletti. Zeplinle bu sefer kaleye gitmeyi denedi. Demek ki saldırısında kaya saçara kaya balonu almayı tercih etmişti. Ve oraya bir dondurma atacak. Çünkü elektronu belediyesinin zarar vermesini istemiyor. Son bir kaya saçarı kaldı. Elektronu orada bayağı oyalanıyorlar laftasından. Son bir bakalım kaya saçarı ne kadar problem oluşturacak, ama şu elektronun çoğu durduğu için de hemen hemen hepsine bir şey yapamayacaktır. Kraliye şampiyonunun özelliği orada kalması ve arkasının okçunun biraz da canı az olmasına rağmen orada olması, arkasında temizlik görevi. Resmen okçu kraliçeye kalmış gibi bir şey. İki tane elektrosu var. İkisi de çok rahat şekilde alacaktır o kısmı. Zaten haliyle kraliye şampiyonu da
özelliği duruyor. Diğerinde canı varmış. Yani tek başına da orayı alırdı ama ağır kalırdı. Bu sefer süre yetmezdi tabii ama Okçu Kraliçe ve Kraliçe Şampiyonu'nun özelliği durduğu için de daha şekilde bu köyde güçlemiş oldu. Başka yapılmış bir saldırıyla geçelim. Elektro ile balon saldırısı. Diğer bir savaşa geçelim. Şimdi bu saldırıda rakibi bir saldırısı var. Elektro saldırısı. Bunda herhangi bir hani ben rakiplerde genelde hiç yıldırım aldığını görmüyorum. Hani fazla almıyorlar. Genellikle onun yerine dondurma ya da öfke aldıklarını görüyorum. Bir tane de böyle zıt bir rakibin saldırısını göstereyim size yapılmış klan savaşında. Bakalım bu nasıl saldırmış. Yani belediye binası kenar kısmı yakın ama tersten girecek büyük olasılıkla. Çünkü ya da bu kısımdan da girebilir ama nasıl bir tercih edecek? Üst kısımdan girmeyi tercih etti. Hiç belediye binasını şey yapmadı. Bakalım yani hava tükürtmesine ters oranda girmiş. Bu da aynı şekilde hiç riske atmadı kendisini ve direkt kenarlardaki hava patlayıcılar yani çıkmasın diye ya da egale etmek için şöyle gördüğünüz gibi koruyucunun özelliğine erkenden bastı, öfkelenerek içeri girmesini tercih etti ve sağ kısmı da barbar arkasında okçu barbara tank yaparak her şekilde temizletiyor. Cehennemin orada çoklu olması barbara fazla bir zarar vermeyecektir. Belki orada içeri girene kadar kaya saçarı bile okçusu alabilir. Rahat şekilde burada bir dondurması da kalmadığı için belediye binası biraz problem çıkartıyor. Ve öfkelendirerek Zeplin orayı rahat bir şekilde alacaktır. Klan kalesini yeti almış. O da rahat bir şekilde çıktı ve X-ray'ini de aldı ve herhangi bir şey kaldı mı kalmadı. Kral yani kralın özelliği durması, okçunun özelliği durması, kraliyet şampiyonun özelliği durması zaten köyü hızlı ve etkili şekilde almasına sebebiyet verdi. Yani köyü rahat şekilde fullemiş. Rakibin 2 saldırısı gayet iyiymiş. Bizim 2'yi fulledi. Bir de bizim onlara karşı yaptığımız bir saldırı var. Onu göstereyim. Bunu da Kraliyet Şampiyonu zaten alacaktır duvarlara takılmadan. Şimdi Doksun saldırısına bakalım. Bu da bizim 13'ün rakip 6'ya yaptığı saldırı. Hemen hemen bizimkiler yani birbirlerinden gördükleri için biraz hep o stilde antrenman yaptıkları için direkt yıldırımı fark ediyorsanız hava püskürtmesine kullanmış oldu. Otomatikmen ters kısımdan girecek büyük olasılıkla. Bir bakalım nereye çevriliydi. Tam onu göremedim. Bu tarafa mı çevriliydi acaba? Bir bakalım giriş yönüne göre zaten belli olur. Bir saldırıya geçelim. Belediye binası kenarda. Büyük olasılıkla üst kısımdan girecektir. Çünkü savunmanın çoğu zaten bu kısımda rahat şekilde ilerleyerek şu kısım ya da buradan rahat şekilde kaya saçarları taktik avcı uçağını okçu cehennemi oradan egale edecektir. Zeplin'le de kaleye gidecektir. Kalenin o kısmında zaten fazla bir şey kalmamış oluyor. Bu biraz enteresan. Okçu ile kralı elektronun oradan salmayı düşünmüş. Yani şu kısımdan da salabilirdi kenar kısımdan ama okçu o tarafa yönlendi. Zeplin rahat şekilde elektronun arasından kaleye ulaşmış oldu. Bir öfke oraya atacaktır. Belediye binasını rahat şekilde indirdi. Zaten elektrolar da köye şöyle çizgi halinde çok güzel yayılmış oldu. Okçu kraliçe orada iyi görevini yapıyor. Kraliyet şampiyonunun at kısımdan attı. Buradaki cehennemi büyük olasılıkla düşürecek. Bir bakalım özelliğine basmayı tercih etmedi. Bebek ejderi kilitlenmişti zaten. Kraliyet şampiyonuna zaten dönene kadar da bir nevi inmiş oldu. Elektrolar ayakta. Kraliyet şampiyonun özelliğini kullanıp savunmaların canını yarıya indirdi. Rahat şekilde oradan çıkacaktır. Bizim klanında yapmış olduğu saldırı böyle. Orada bir X-ray kaldı. İki tane elektriği tek başına da kolay kolay temizleyemez. Çünkü karaya dönük elektrolar hava püskürtmeleri de çıktı. Böylelikle köyü almış oldu. Başka göstereceğim bir saldırı var mı? Bir bakayım. Son olarak yine Vodon'un saldırısı var. Bu yine köy savunması duvarları fazla full değil ama yine klasik saldırısını yapacak. Yıldırım'ın direkt hava püskürtmesini attı. Köyü bakalım belediyeden yakın mı gelecek? Sağ kısmı temizliyor barbar ile okçusuyla üst kısmından giriyor. İlk yaptığı saldırısıyla hemen hemen aynı. Köy kaya saçarı oluyor. Aynı savunma gelmiş. Rahat şekilde de burayı da alacaktır. Ne yapmıştı diğerinde? Buraya bir dondurma almıştı. Köy savunması aynı gelmiş. Aynı şekilde rahat bir şekilde köyü fullemiş gözüküyor. Hemen hemen aynı. Aynı köy, aynı saldırısı da hiç değiştirmemiş. Yani böyle köy savunmaları geldiği zaman da siz de hiç değiştirmeyin. Yani saldırılara bakabilirsiniz.
nasıl gireceğini, hangi saldırıyı yapmak istiyorsanız gelip kanala o saldırılardan bakıp acaba o elektro saldırısına hangi yakın savunma stilleri gelmiş, ona göre siz de o saldırıyı yapabilirsiniz. Şöyle hızlandırayım zaten. Rahat bir saldırı olmuş. Yani okçu kraliçenin özelliği kalması. Duvarlar da zaten full değil. Bir cehennem orada problem çıkartacak ama iki tane elektronun üstü var. Rahat şekilde de yok, hiç gerek bile kalmadı. Elektro orada indirdi. Okçu özelliğine basmadan bu köyü de fulllemiş oldu. Rahat bir saldırı. Başka bugünlük size elektro saldırısına göstereceğim şey kalmadı. Bu kadar da elektro saldırısı. Beğendiyseniz beğenip yorum atmayı, abone olmayı unutmazsınız. Herkese iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz arkadaşlar.